Sayın belediye başkanlarım, ilçemizin kıymetli yöneticileri, siyasi partilerimizin temsilcileri ve açılış programını onurlandıran değerli misafirlerimiz. Şavşat Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılış programına hoş geldiniz. Açılış programını sunuyorum. Belediye Başkanımız Sayın Nihat Acar'ın konuşmaları, İnegöl Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Durmuş Aydın'ın konuşmaları, İlçe Müftülüğümüz İmam Hatibi Kenan Aksakal Hocamızın açılış dualarının okutulması ve terminal binamızın açılışının yapılması. Programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Nihat Acar'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli hemşerilerim ve açılış programını onurlandıran çok değerli katılımcılar. Şavşat'a kazandırılmasında büyük gurur ve mutluluk duyduğumuz Şehirler Arası Otobüs Terminali açılış programına hoş geldiniz. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin bugüne kadar getirilmesi sürecinde Şavşat'ımızı ziyaretleri sırasında belediyemizle İnegöl Belediyesi arasında kardeş şehir ilkesi kurmamızı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a, kardeş şehir ilkelerimizi devam ettiren ve terminal yapımına finans desteği sağlayan İnegöl Belediye Başkanımız Alper Tavan'a ve yönetimine, kardeş şehir ilkelerini ve terminal yapımını başlatan dönemin belediye başkanı Sayın Sinan Öztürk'e, Şavşat ile İnegöl arasındaki kardeşlik bağımızın temeli İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı değerli hemşerim Durmuş Aydın'a, İnegöl Şavşatlar Derneği Başkanı Murat Aydın'a ve her kademedeki emeği geçen Şavşat gönüllülerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Bugün açılışını yapacağımız Şehirler Arası Otobüs Terminali binamızın iki kat olmak üzere 510 metrekare üzerine kurulmuş olup çevresiyle beraber 3000 metrekare alanda hizmet verecektir. Yaklaşık 4.800.000 TL'ye yatırımla yapılmıştır. Şavşatımıza yeni bir vizyon kazandıran Şehirler Arası Otobüs Terminali hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çok şükür hedeflediğimiz projelerin birçoğunu tamamladık. Her geçen gün büyüyen turizm gözdesi şehrimiz için bir gelecek vizyonu ortaya koyarak altyapı çalışmalarının bir şehrin imarında ne kadar gerekli olduğunu hareketle şehir merkezimizde ve mahallelerimizde gerekli yatırımları gerçekleştirdik. Göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir zaman heyecanımızı yitirmeden, yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Daima güzelliklerinden söz edebilmek, bugün yaşadığımız gibi mutlulukları paylaşmak ümidiyle Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin ülkemize, barış ilçemize güzellikler getirmesini diliyor. Tekrar hoş geldiniz diyerek tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Şehirler Arası Otobüs Terminalimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere kardeş İnegöl Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Durmuş Aydın Beyefendi'nin kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Şavşatımızın çok kıymetli Belediye Başkanı Nihat Acar Bey, İnegöl'den bizimle buraya teşrif eder. Benim de mevkidaşım, çok kıymetli kardeşim, belediye başkan yardımcım Fevzi Dülger Bey. Şu an alanımızda yine Şavşat Belediye'mizin çok kıymetli, çalışkan belediye başkan yardımcısı Ümit Bey. Yine şu an aramızda bulunan Şavşat'ta faaliyet gösteren, kaymakamlıkta görev yapan, muhtarlara hizmet veren Muhtarlar Birliği'nin üyesi kıymetli muhtarım. Şu an aramızda bulunan siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri, il genel meclis üyelerimiz,
Yine bizimle beraber İnegöl'den buraya teşrif etmiş İnegöl Şavşatlar Derneğimizin çok kıymetli başkanı, yöneticileri, hepinizi şahsım ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban Bey adına en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Yine şahsım ve bütün 350 bin nüfuslu kardeş şehir olan İnegöl'deki 350 bin tane kardeşinizin selamlarıyla şahsınızı ve bütün Şavşat halkını selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, biz Şavşat'ı çok seviyoruz. Şavşat'ta doğduk, büyüdük. Buradan ekonomik şartlar, işte okuyan okudu, memur oldu, işçi oldu. Gurbeti açıldı. İstanbul, Ankara, İnegöl, değişik şehirlerde yaşam sürmeye başladık. Şavşat insanı, Artvin insanı her gittiği yere bereket yağdırır. Bakın şu anda da açılış yağıyoruz. Yukarıdan bereket yağıyor. Fazla da uzatmak istemiyorum. Dönemin belediye başkanı Ali Nur Aktaş Bey kardeş şehir Şavşat'ı ziyaret ettiği zaman terminalle ilgili bir sözleri oluyor. Bu terminali ortak yapalım diyorlar. Ve bu çalışmalar başlıyor. O günden bugüne terminali çalışmaları tamamlandı. Bugün ise hep beraber bu güzel heyetimizle beraber buranın açılışını yapacağız. Ben sözleri yine fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Buradan faydalanacak bütün Şavşat halkı, bütün şoförlerimizin, bütün herkesin kazasız, belasız yolculuklar yapmasını, buradan faydalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bizleri böyle sıcak bir ortamda karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir şey için daha teşekkür ediyorum. Şavşat'a ne zaman gelsem bir tık daha ileriye gittiğini görüyorum. Altyapısı tamamlanmış, kilit taşı, işte yağmur su gideri, doğalgazı, birçok şey tamamlanmış. Şavşat halkına hizmet veren, birçok ilçede, belediyede olmayan hizmetlerin yavaş yavaş burada da tamamlandığını görmek bir Şavşatlı olarak bizleri mutlu ediyor. Bütün bunlar için başta Şavşat Belediye Başkanımız Nihat Acar Bey olmak üzere yine beraberinde çalışan meclis üyelerine, yine bu işe emek veren, katkıda bulunan, devletimizin bakanlıklarında görev yapan İsrafil Bey, bunun gibi devlet büyüklerimize ben teşekkürlerimi arz ediyorum. Kazasız belasız bu terminalın kullanmasını Rabbim'de niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Evet, başkanım doğru söyledi. Bereket geldi Bursa'dan, İnegöl'den, kardeşlerimizden. Terminal açılışımızın dualarını yaptırmak üzere ilçe müftülüğümüz İmam Hatip'i Sayın Kenan Aksakal hocamı davet ediyorum. Buyurunuz hocam. اللهم افتح لنا الأبواب يا مفتح يا مفتح القلوب افتح لنا خير الباب يا رب العالمين açılışını yapmakta olduğumuz terminal binamızı Şavşat'ımıza ve Şavşat halkına hayırlıyla. Yapımında emeği geçen İnegöl Belediyesi'nden Şavşat Belediyesi'ne, bütün yapımında emeği geçen kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Kendilerine, belediyelerine bol kazançlar nasip eyle. İçerisinde görev yapacak olan kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Buraya gelip yanaşıp yolculuk taşıyan kardeşlerimize de kaza bela gösterme. Kazasız belasız yolculuklarını tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Seyyidin Musselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Buranın bir geçmişi vardır. 2015 yılında
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alnur Aktaş Bey Şavşat'ı ziyaret etti. Akabinde hem Şavşat hem Kosof kardeş belediye ilan edildi. İnegöl'ün dönemin İnegöl Başkanı'ydı kendisi. İnegöl Belediye Başkanı'ydı. Daha sonra burası Şavşat Belediye'mizin öncülüğünde yapımına başlandı. İki belediye, İnegöl'de Şavşat Belediyesi burayı ortak yapacak diye kararlaştırıldı. Yapımına başlandı. İnegöl Belediyesi gereken katkıları yaptı. Ancak burada büyük pay Şavşat Belediye'mizindir. Şavşat Belediyesi dönemin belediye başkanı Sinan Bey zamanında temelini attılar. Nihat Başkanımız da burayı tamamladı. Bugün ise burada Bismillahirrahmanirrahim diyerek burayı açılışını yaptık. Biz de İnegöl'den bunun için geldik. Ben burada buraya katkıları olan İnegöl Belediyesi'ne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alnur Aktaş Bey'e, Şavşat Belediye'mize ben teşekkür ediyorum. Bu arada İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban Bey özellikle bütün kardeş şehir olan, kardeş belediye olan bütün Şavşat halkına selamlarını da iletmek istiyorum. Kendisi acil bir programdan dolayı katılamadı buraya. Başkanımızın da selamlarını iletmek istiyorum. Şavşat güzel bir şehir, bizim şehrimiz. Doğduğumuz şehir yine bizim şehrimiz olan İnegöl'den, doğduğumuz kendi memleketimiz olan Şavşat'ta bulunmak bizim için şereftir. Böyle bir hizmet açılışı için gelmek de onun kaynağımızdır. Ben katkıda bulunanlara özellikle teşekkür ediyorum. Başkanım, misafirlerimiz var. Misafirlerimiz boş gelmedi bugün. Neler söyleyeceksiniz? Valla misafirlerimiz sağ olsunlar. Özellikle bunlar Şavşat'ı İnegöl'de, Bursa'da medarı iftarla temsil eden insanlarımızdır. Ki zaten bu projenin özellikle Şavşat'ta terminal binasının yapılma fikri özellikle gene bizim Şavşatlılardan, Durmuş Başkanımdan çıkmıştır. Ki bize bu terminal binasının yapılmasına katkıları büyüktür. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca proje konusunda yardımcı olan o dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na, diğer türlü desteği gibi olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şavşat bu insanların sayesinde güzel bir terminal binası kazanmış oldu. Ki bu nihayetinde şehir içindeki trafiğin de rahatlanacağını gösteriyor. Otobüsler, minibüsler, şunlar bunlar sürekli şehre girip çıkmadı. Zaten caddelerimizde biraz genişlik bakımından problem var. Şavşat trafiğine bir nefes aldıracak diye düşünüyorum. Ben özellikle bütün Şavşat, İnegöl'de yaşayan Şavşatlı hemşerilerime, özellikle Durmuş Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu işin çünkü mimarı budur. Tabii ki parasal katkıda bulunanlar olmuştur ama bu işi projelendiren, hayata geçiren Durmuş Başkanım oldu. Ben tekraren tüm İnegöl'de yaşayan hemşerilerime, Şavşat halkı adına teşekkür ediyorum. Şavşat'a güzel bir terminal binası kazandırdılar. Trafik de güzel bir rahat nefes alacak. Yani farklı bir şekilde Şavşat'ta etkinlikleri olacak. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başka bir talebiniz olacak mı? Hazır gelmişken buradayken. Valla nihayetinde biz burada Şavşat'ta belediye başkanı olsak da bizim hemşehrilerimiz İnegöl'de de yaşasa, farklı yerde de yaşasa her zaman için bir kulakları Şavşat'tadır, bir gözleri Şavşat'tadır. Şavşat'ta neler oluyor, neler bitiyor, eksikler nedir ki biz bazen talep etmeden bu gerçekten oluyor. Yani biz bu insanlara hizmet etmekte ben şahsen gurur duyuyorum. Yorucu bir işle yapsak ama bu insanların karşısına güzel projelerle çıkmak istiyoruz. Tabii ki ihtiyacımız olduğu zaman zaten alıştık istemeye. Gene gidip kapılarını çalacağız ama şu anlık herhangi bir ihtiyacımız yok. Ki belediyenin projelendirmiş işleri var zaten. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ben öncelikle tabii ki kişiler zaten gönüllü olarak memleketine destek veriyor ama ben özellikle bakanlık seviyesindeki hakkımız olan şeyleri almaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar işte İsrail Bey'in katkıları olsun, diğer gönüllü bir sürü Şavşatlı hemşehrilerimiz onların katkılarıyla gidermeye çalışıyoruz. Çok fazla da İnegöl'e yüklenmenin bir anlamı yok yani. Oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir fotoğraf alayım başkanım.